Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri. Sizler için Ankara Çayyolu'ndayız ve dermatoloji uzmanı Doktor Ezgi Ünlü ile birlikteyiz. Konumuz cildimiz. Cildimiz tonunu kaybettiyse, lekeler, akne izleri varsa ne gibi tedavilerle bunlardan kurtulabiliriz? Uzmanına soruyorum. Merhabalar hocam. Merhaba. Bugün hangi tedavi yönteminden bahsedeceksiniz bu problemlerden kurtulabilmemiz adına? Bugün karbon peelingten bahsedeceğiz. Karbon peelingi özellikle cilt tonlamasının düzenlenmesinde ve leke tedavilerinde tercih ediyoruz. Ama bunun yanı sıra aktif aknelerin, akne izlerinin, gözeneklerin sıkılaştırılmasının tedavisinde de uygulayabilmekteyiz. Zamanla gözeneklerimiz açılıyor ve cildimiz sarkmaya başlıyor, değil mi? Gözeneklerin sıkılaşması bu anlamda sarkmaların toparlanması için önemli, evet. Anladığım kadarıyla. Evet, gözeneklerin sıkılaşması aynı zamanda karbon peeling minimal böyle ince kırışıklıkların tedavisinde de kullandığımız bir yöntem. İnce kırışıklıkların, evet, açılmasına da, evet, yardımcı oluyor. Nasıl bir uygulama? Kişi buraya geldiğinde karbon peeling öncesinde bir hazırlık süreci mi var? Ne kadar sürüyor? Sonrasında ne gibi bakımlara ihtiyaç duyar? Bunları detaylı alalım. Karbon peeling aslında günümüzde bizim kimyasal peeling'e alternatif olarak uyguladığımız bir uygulama. Çünkü uygulaması kolay, komplikasyon riski minimal diyebiliriz. Mesela adı neden karbon peeling? Adı neden karbon peeling? Çünkü bir karbon solüsyonu uygulanarak yapılıyor. Peeling de soyma demek zaten. Evet, peeling de soyma demek ama zannettiğiniz gibi kimyasal peeling gibi çok büyük bir soyulma olmuyor. Nasıl minimal bir soyulma, oluyor? Minimal bir soyulma oluyor. Şöyle, öncelikle karbon sıvısını, özel bir solüsyon bu. Biz hastamızın yüzüne uyguluyoruz. Hı hı. Bir 10-15 dakika kadar bunun kurumasını bekliyoruz ve hastanın yüzünde adeta siyah bir maske oluşturuyoruz. Bu karbon içeren bir maske mi? Evet, aynen öyle. O yüzden de karbon peeling. Aynen öyle, adı buradan geliyor. Güzel. Sonrasında lazer ışınlarıyla beraber bu karbonun bir araya gelmesiyle beraber etki ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da ne yapıyor? Derinin üst kısmındaki aslında ölü kısmı hafifçe soyuyor. Ama hasta bunu sadece kızarıklık olarak algılıyor. Yoksa deride bir pullanma, tahriş, herhangi bir yan etki oluşturmuyor. Ya da o sırada soyulurken herhangi bir acı, yanma, ağrı hissetmiyor. Çok konforlu bir yöntem. Tamam. Herhangi bir ağrı, acı yok. Uygulama süremiz 10 dakika kadar. Ve bir hafta 10 gün aralarla tekrarlıyoruz. İlk seanstan sonra ne oluyor? Bir ciltte parlama oluyor kesinlikle. Hı. Ama lekelerin açılması ya da aknelerin toparlaması, gözeneklerin toparlaması genellikle ortalama 5 ila 10 seanslık bir devam gerektiriyor. Yani haftada bir önerilen bir uygulama mıdır? Evet, aynen öyle. Ortalama 2 ay kadar uyguluyoruz diyebiliriz. 6-8 seans kadar. Tamam. Ve belirgin de bir yanıt alınıyor. Bu esnada tabii minimal bir hasar olduğunu söylemiştim. Minimal bir deriyi soyma. Evet. Bu soyma esnasında deride kolajen uyarımı da başlıyor. Çünkü siz oraya bir harabiyet yapıyorsunuz. Tabii, ister soyulma istemez. Olunca deri oraya, evet, tedavi yapmaya kendisi çalışıyor. Kendisi başlatıyor. Tedavi etmeye, aynen, çalışıyor. Öyle. Güzel. Bu da tabii ki kolajen uyarımı ile beraber deride bir yenileme oluyor. Cilt gençleşmesine katkı sağlıyor. İşte bu noktada o ince kırışıklıkların tedavisi de sağlanmış oluyor. Yani bir taşla iki kuş. Aynen öyle. Harika bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Dermatoloji uzmanı Doktor Ezgi Ünlü bizlerle birlikte karbon peeling tedavisinden bahsediyoruz. Eğer sizin de aklınıza gelen sorular olursa lütfen ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, yani cildimizi soyduk, işlem bitti. Buradan çıktıktan sonra kişi nelere dikkat etmeli? Şöyle, işlem sonrasında zaten şöyle söyleyeyim, karbonun sürülmesi, beklemesi 10-15 dakika, işlem süresi 5-10 dakika, ortalama maksimum yarım saatte hastanın işi bitmiş oluyor. Çok güzel, çok kısa. Ağrısız, bir süre gerçekten. Acısız, çok konforlu bir yöntem. Hı hı. Hafif bir kızarıklıkla çıkıyor hasta. Tamam. Ama bu kızarıklığı gidermek için zaten biz bir miktar rahatlatmak adına uygulamalar yapıyoruz işlem sonrasında ve güneş koruyucu mutlaka güneş sürerek koruyucu çıkartıyoruz önemli. Hastamızı. Hı hı. Zaten güneş koruyucunun hiçbir işlem yapmasanız bile rutinde kullanılması gereken bir uygulama olduğunu mutlaka hastalarımıza hatırlatıyoruz ama karbon peelingden sonra özellikle düzgün bir şekilde güneş koruyucu kullanmalarını öneriyoruz. Cildimiz biraz daha hassaslaşıyor. Kesinlikle. Ve iyileşme sürecinde. Kesinlikle. Çünkü bizim hedefimiz burada lekeyi açmak, tonlamayı sağlamak. Eğer güneşten korumazsak yeni lekeleri beraberinde getirebiliriz. Bu nedenle mutlaka güneş korumaya özen gösteriyoruz. Bu lekelerin açılması da soyma işlemi sayesinde tabii olan ki, bir işlem. Tabii ki. Tabii ki. Evet, sonucu yani soyulma sonucu lekelerde. Demek ki lekeler üst katmanlarda oluşan şeyler. Tabii. Tabii, özellikle üst katmanlarda olan hafif lekeler
karbon peelingten çok belirgin fayda görüyorlar. Hangi lekelerin giderilmesinde yardımcı? Yani bu hamilelik sırasında olanlar, güneşler gibi, yaşlılık. Güneş lekeleri. Siz daha iyi bilirsiniz hocam, detaylandırın hangi lekeleri gideriyor karbon peeling. Güneş lekelerinde, yine melazma dediğimiz hamilelikte oluşan lekelerde, cildin tonlanmasının sağlanmasında karbon peeling oldukça etkili bir yöntemdir. Sonrasında özel bir bakıma gerek yok. Sadece güneş koruyucu dediniz. Güneş koruyucu mutlaka kullanıyoruz. Hasta makyajını yapabilir. Günlük hayatına devam edebilir. Onu soracağım. Yani bu kadar kısa bir süre olduğu için bu bizim öğlen arası estetik dediğimiz uygulamalara giriyor. Kesinlikle öyle. İşinin başına dönebilir mi hemen Kesinlikle. Çok rahat dönebilir. Hiçbir problem yaşamaz. Dediğim gibi sonrasında da böyle bir soyulma olmayacaktır. Reaksiyonel bir durum olmayacaktır. Hasta konforunu asla bozmayan bir yöntem. Sadece işlem sonrasında 2-3 gün kadar böyle eğer anti-agingli, peeling etkili soyucu bir krem kullanıyorsa onu kullanmamasını istiyoruz. Tamam. Ama onun dışında ara periyotta normal rutin kremlerine de devam edebilir. Çok güzel. Böylelikle lekelerinden, ince kırışıklıklarından, akne izlerinden kurtulabiliyor kişiler. Evet. Güzel bir yöntem olmuş. Çok güzel. Ne kadar zamandır uygulanıyor? Geçmişi nedir? Karbon peeling aslında uzun süredir Biz yeni duymaya başladık. Çok popüler hale geldi günümüzde ama siz uzmanlar uzun zamandır kullanıyor muydunuz? Birkaç yıldır zaten uygulanan bir yöntem karbon peeling ama kimyasal peelingi daha çok hastalar biliyorlar. Evet. Karbon yaptırdıkları zaman ama memnuniyet gerçekten çok yüksek oranda. Ne fark var? Neden karbon peeling? Şöyle, kimyasal peeling daha tahriş edici bir yöntem sonuçta bana kimyasal. Göre. Evet. Çünkü etki sağlamak için tabii kimyasal peelingde de düşük dozlarla başlayıp siz etkiyi artırıyorsunuz. Ama ne oluyor? Hastada bir soyulma kesinlikle oluyor kimyasal peelingde. Deri pul oluyor, daha yoğun bir kızarıklık oluyor. Yabancı bir madde veriyorsunuz cilde sonuç olarak. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla hastanın konforunu çok etkiliyor. Yani hasta Doğru. birkaç gün boyunca bir işlem yaptırdığı belli yüzünden oluyor. Aslında belli oluyor. Yanma batma hissi hissediyor, hiçbir şey hissetmese bile. Ama karbonda öyle değil. Evet, bu işlemlerin en güzel yanı zaten belli olmuyor olması, doğal durması. Aynen öyle. Yapılan işlemin fark edilmemesi. Aynen öyle. Ama cildimizde böyle bir güzellik, parlaklık. Hani kişiler bize gelsin desin çevremizdekiler. Ah ne yaptın cildine de böyle güzel parlıyorsun desin. Aynen Hepimizin öyle. Amacı bu. Sizin de cildiniz bu arada çok güzel hocam. Yaptırıyor çok teşekkür musunuz ederim. Kendinize de bu uygulamalar? Yaptırıyorum tabii ki. Faydalanıyorsunuz tüm uygulamalardan mutlaka, değil mutlaka, mi? Mutlaka, mutlaka. Peki karbon peelingle beraber uygulanabilen yine merkezinizde olan başka gençleştirme yöntemleri var mı? Tabii ki. Yani karbon peelingle beraber mesela lekelerde PRP tedavilerini PRP. Beraber uygulayabiliyoruz. Mezoterapiyle kombinleyebiliyoruz. Yani aynı seansta, aynı gün içerisinde bunlar uygulanabiliyor mu? Şimdi bizim izleyicilerimiz bizleri uzaklardan izliyor. Hatta Tabii. yurt dışından izleyen çok sayıda Tabii izleyicimiz ki. Var. Hani gitmişken onu da yaptırırım, şunu da yaptırabilirim derlerse hangilerini kombine olarak yaptırabilirler burada? Karbon peelingle beraber PRP ve mezoterapi kombinleyebiliriz. Tabii PRP ve mezoterapiyi ben aynı seansta değil ama atıyorum bir geldiğinde karbon artı PRP yaptığınızı düşünürseniz iki hafta sonraki karbon seansında da mezoterapiyle beraber kombinleyebiliriz. Dolgu botoks yapılabilir mi arada? Yapılabilir. Herhangi bir Değil sakıncası mi? Birlikte yok. Tabii ki. Hasta istedikten sonra küçük dokunuşlar. Dolgu botoks uygulamayla da beraber yapılabilir mutlaka. Sadece yüze yapılan bir uygulama mıdır karbon peeling? Mesela boyun bölgesinde veya ellerdeki lekelerde de yardımcı olur mu? Tabii ki. Kullanılabilir. Değil mi? Çünkü izleyicilerimizden böyle sorular da geliyor. Ellerin üzerinde oluşan lekelerde ne yazık ki yaşı çok ele veren görüntüler. El üzerine de uygulama söz konusu mudur? Söz konusu olabilir. Herhangi bir kontraindikasyon durumu söz konusu değil ama el üzerindeki lekelerde daha farklı teknikleri tercih ediyoruz Mesela açıkça. Mesela ne gibi teknikler? Onları da duyalım gelmişken. Mesela el üzerindeki lekelerde plazma enerjisini kullanabiliyoruz sıklıkla. Daha etkili yine, oluyor tabii, değil mi? Lazerle yine el üzerindeki lekelerde tedavi yapmak mümkün. Karbon peeling uyguladığımız yine lazerin farklı bir moduyla çalışabiliyoruz. Aynı lazer sistemiyle karbon sürmeden direkt leke üzerine uygulama yapabiliyoruz. Benim tercihim daha çok karbon peeling aslında yüz bölgesinde uygulamak yönünde. Çünkü diğer alanlarda farklı tedavi alternatifleri zaten mevcut. Yüze boyunda dahil mi? Boyun ve dekoltede dahil değil mi? Kullanabiliriz. Tamam. Yani ellere farklı uygulanıyor sadece. Evet, o biraz da kişisel tercihle alakalı. Çünkü eller için daha farklı alternatif yöntemler var. Herhangi bir zararı var mı? Demin söylediniz hocam ama
bir zararı var mı? Yaptırmak önemli mi? Yok, karbon peeling'in bence kimyasal peeling'den öne çıkaran yanı zaten minimal komplikasyon riski diyoruz. Hı hı. Aslında komplikasyon riski bence yok bile denebilir. Sadece hastanın da yarattığı şey bir kızarıklık işlem sonrasında. Evet, o da geçici bir kızarıklık. O da 1-2 saat süre içerisinde geçiyor. Rahatsız edici bir durum olmuyor. Evet, sadece hamilelerde uygulama yapmıyoruz. Hamilelerde uygulamıyoruz. Evet, onlar ama zaten çocuklarına sahip olduktan sonra gelebilirler. Zaten hiçbir uygulamayı hamilelerde yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Gebelik nedeniyle özel bir dönem. Öyle. Yoksa hayatında hiçbir problem yaratmaz. Kaçlı yaşlardan itibaren uygulanabilir veya bir üst yaş sınırı var mıdır? Bir üst yaş sınırı yok aslında. Ama bize 18 yaşından itibaren hastalar geliyorlar. Evet, özel bir yaş sınırı yok ama özellikle 18 yaş civarında mesela akne izleri nedeniyle, evet, gözenek sıkılaşması nedeniyle hastalar geliyor. 30'lu yaşlara geldiğimizde işte gebelik süreci bitmiş oluyor. Bu sefer hastaların gelmediğini daha çok lekeler olmaya başlıyor. İlerleyen yaşlarda da daha çok leke nedeniyle ergenlik geliyorlar. Dönemindeki sivilcelerden değil mi kalan, tabii, aknelerden tabii kalan izlerde yardımcı oluyor. Hiç bunlarla yaşamaya gerek yok. Yaş aynen genç öyle de olsa bu tarz uygulamalardan faydalanabilir. Kesinlikle. Yani cilde hani bir yaşlanmayı hızlandırıcı bir etki gibi herhangi bir yan etki olamaz değil mi genç yaşlarda kullan? Mümkün değil. Çünkü zaten aksine biraz önce anlattığım gibi kolajen uyarımını da tetiklediği için, hı, orada yaptığı hafif bir travmatizasyonla bu ince kırışıklıklara da faydası oluyor. Dolayısıyla aksine yaşlılığı geciktiriyor bence. Kırışmayı geciktiriyor kesinlikle. Harika hocam. Peki izleyicilerimize cilt bakımıyla ilgili, bu karbon peelingle ilgili başka ne gibi mesajlar, neler söylemek istersiniz? Açıkçası karbon peeling bir kere yaz, kış, sezon, hı, o da olmadan çok uygulanabilen bir yöntem. Uygulayabiliriz, sorun kesinlikle yok. Kesinlikle. Günlük tamam hayatlarına rahatlıkla devam edebilirler. Komplikasyon riski yoktur. Ve birçok derde deva olabilir açıkçası. Yani ciltte bir parlama, lekelerin giderilmesi, azaltılması, gözeneklerin sıkılaştırması, cilt tonunun dengelenmesinde kullanılabilir. O yüzden de çok rahatlıkla yaptırabilecekleri, vakitlerini de çok burada harcamayacakları diyeyim, yarım saatlerini alacak memnuniyetle sadece. Memnuniyetle ayrılabilecekleri bir uygulama. Aynen öyle. Geri dönüşü çok olumlu olan bir uygulama, öyle çok söyleyeyim. Çok sık yapıyor musunuz? Çok sık yapıyoruz. Anladığım kadarıyla en sık uyguladığınız tedavilerden, evet, bir tanesi, evet, karbon peeling. Evet, yani yaza yaklaşıyoruz şimdi. Tabii lekeler falan biraz göze batmaya başladı. Evet. Dolayısıyla çok sık uyguladığımız bir uygulama. Yaz yaklaşırken hepimiz bir bakım moduna geçtik bir an önce. Güzel bir şekilde yazı karşılamak istiyoruz hepimiz. Hocam çok değerli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, dermatoloji uzmanı Doktor Ezgi Ünlü bizlerle birlikteydi. Karbon peeling ile leke, akne izlerinin tedavisini konuştuk. Çok yaşa devam ediyor.